Arkadaşlar bugün kimya ile mitolojinin bir bağlantısını kurmuş olacağım. Bununla ilgili ilginizi çekeceğini düşündüğüm için bir konu seçtim. Bir tanrıçanın gazabı ve iki kimyasal element başlığımız. Tanrıça deyince tabii ki mitoloji aklımıza geliyor. Şimdi kimya konumuz olduğuna göre kimyanın da kendine özgü bir terminolojisi var. Yani bileşikleri, elementleri nasıl isimlendiririz? Bunların çeşitli kuralları var. Fakat bileşikleri mesela o kocaman antibiyotikler vesaire upuzun formülleri var. Bunların en basit parçası elementler. Elementlerin de isimlendirilmesinden başlayacağız. Ve size ilginç geleceğini umduğum mitolojik bazı öyküler söylemek istiyorum. Şimdi bu kimyasal elementlerin isimleri verilirken bazen ülkeler, bazen şehirler, bazen kıtalar, bazen de kişilerin adından yararlanılıyor. Mesela Amerikyum elementi işte bildiğiniz gibi Amerika'dan esinlenmiş. Europium Avrupa kıtası, Fransiyum adı üstünde Fransa, Germanyum Almanya, Polonyum da Polonya'ya izafeten verilmiş isimler. Hani hep bilmecelerde yaşımız gereği çok bilmece çözüyoruz. Böyle bunların simgeleri çıkıyor. Nereden kaynaklandığı da bir şekilde bilgilendirilmiş oluruz. Mesela Nobelium isminde bir element var. Bu da İsveç'te, Stockholm'de, Nobel Enstitüsü'nde yapay olarak elde edildiği için yani o enstitünün adını vermişler. Elementin adı Nobelium. Mesela Mendelyevium diye bir element var. Bu da periyodik tabloyu hazırlayan Rus kimyacı Dmitri Mendeleyev'in adına saygı olsun diye verilmiş isimlerdir. Bazı elementlerin isimleri ise kişilerle özdeşleşmiştir. Mesela gadolinium diye bir element var. Bu da bir Fransız kimyager tarafından keşfedilmiş. Fakat bu da yine Finlandiyalı bir kimyacının adına izafeten onun soyadı olan Gadolin'den gadolinium olarak belirtilmiş. Sonra hepimizin bildiği curium var. Curie'yi biliyoruz değil mi? Curie, Madame Curie'den geliyor. Curie'm de Pierre ve Marie Curie'ye izafeten adlandırılmış. Şimdi burada hani genel kültür açısından ben biraz Marie Curie'nin hayatından söz etmek istiyorum. Çünkü çok saygı duyduğum bir bilim kadını. Ondan biraz söz etmek istiyorum. Marie Curie belki onun filmleri de oldu. Hayat hikayesi olan kitaplar var. Aslında o bir Polonyalı. Varşova'da dünyaya geliyor ve kızlık soyadı Sklodowska. Onun babası ve annesi öğretmen ve o dönemde Polonya Çarlık Rusyası'nın işgali altındaydı. Biliyorsunuz hani geçen daha önceki yüzyıllarda Avrupa'nın haritası karma karışıktı. Bazı şehirler şu anda olduğu ülkelerde değil. İşgaller karmaşık bir şeydi. Polonya'da doğuyor. Annesi ve babası öğretmen dediğim gibi. Fakat babası bilimsel düşünceye önem veren bir insan olduğu için Marie de kendisini bilime adamak istiyor. Fakat o sırada Polonya'da kızların bilimsel alanlarda eğitim alması mümkün değildi. Bu yüzden düşünüyor ne yapalım diye. Özellikle tabii ekonomik durumları da kötü. Ablasıyla paralarını ortaklaşa kullanarak, çalışarak ablası tıp okuyor. Kendisi de Paris'e geliyor ve Sorbonne Üniversitesi'nde fizik ve matematik bilimleri okuyor. Daha sonra Sorbon'da bilimsel çalışmalarını sürdürürken orada Profesör Pierre Curie ile tanışıyor ve ertesi yıl evleniyorlar. İki tane kızları oluyor ve
Madame Curie artık halinde. Maria ismi pek kullanılmıyor. Madame Curie 1903 yılında da doktorasını tamamlıyor. Pierre Curie 1906 yılında tabii trafik kazası diyelim ama o zamanki trafik kazası bir at arabası çarpıyor ve ölüyor. Arkasından orada boş kalan kadroya Madame Curie atanıyor ve ilk kez bir kadın bir profesör olarak Fransa'da atanmış oluyor. Marie Curie'nin bütün çalışmaları radyoaktivite üzerine uğraşıları. O yüzden Paris Üniversitesi'ndeki Radyum Enstitüsü'nde de Curie Laboratuvarı'nda yönetici olarak görev alıyor. Sürekli radyoaktif maddelerle çalışıyorlar. Radyum elementi sembolünü buraya yazdık. 1902'de keşfedilince Curie'ler büyük bir ün kazanıyor. Çünkü radyum 88 atom numarasında olan element tıpta kanser tedavisinde çok kullanılıyor. Günümüzde de bildiğiniz gibi birçok radyoaktif izotop kanser tedavisinde kullanılıyor. Hatta kabaca ona şey derler, atom tedavisi yapılıyor. İşte mesela tiroidli olanlar için daha çok kullanılır. Derler ki işte 2 gün kimseyle temas etme, çocuklardan uzak dur. Çünkü radyoaktif ışımalar devam ediyor. Biz her ne kadar görmesek de radyoaktif maddelerin alfa, beta, gama gibi ışınları sürekli yayılıyor. 1902'de bu element keşfediliyor ve 1903 yılındaki Nobel Fizik Ödülü Henri Becquerel, o da radyoaktiviteyi tesadüfen işte çekmecesindeki şeylerden, malzemelerden dolayı keşfediyor. Henri Becquerel, Pierre Curie ve Marie Curie arasında paylaştırılıyor. Ve böylece Marie Curie Nobel ödülü kazanan ilk kadın oluyor. İnşallah sıkılmıyorsunuz. Ben hayran olduğum bir insan olduğu için zevkle anlatıyorum Marie Curie'yi. Marie Curie hayatını sürekli bilimsel araştırmalara adamış bir insan ve bu kez tekrar bir element keşfediyor ve onun ardından 1911 Nobel Kimya Ödülünü kazanıyor. Ve o zamana kadar da Nobel tarihinde ilk defa bir kişi 2 kez Nobel ödülü alıyor. Ve kendisi 1934 yılında 66 yaşındayken kan kanserinden ölüyor. Ve bu hastalığında radyoaktif maddelerle yani radyasyon nedeniyle olduğu biliniyor. Yani şimdiki devirle bir bilim şehidi diyebiliriz. Marie Curie'yi bu şekilde kısaca hatırlattıktan sonra gelelim biz elementlerin isimlerine. Hani esas konumuz oydu zaten. Bir de birçok elementin ismi mitolojideki karakterlere göre veriliyor. Mesela Tantal ve Niobium. Bugün size o ikisini anlatacağım. Manezyum, Toryum, Vanadyum. Bu Toryum ve Vanadyum özellikle İskandinav tanrılarından, İskandinav mitolojisinin tanrılarının isimleri. Gök tanrısı, yer tanrısı gibi. Ve kimyada çok kullanılıyor. Özellikle bu İskandinav tanrılarının isimleri. Manezyum ise bunu hepimiz biliyoruz. Hele şu günlerde hani manezyum eksikliğimiz var mı yok mu falan diye tartışılıyor. Manezyumun adının da Magnezya'dan geldiği söyleniyor. Magnezya da bir şekilde Manisa'nın adı gibi tartışılan durumlarda var. Bugünkü konumuz tantal ve niyobium elementlerinin mitolojik hikayesi. Şimdi bu elementler bize çok uzak gibi geliyor ama özellikle burada bundan bahsetmek istiyorum. Niobe dediğimiz bir mitolojik karakter var. Bu Tantalos'un kızı, Kral Tantalos. Bunun da iki kardeşi var, Pelops ve Broteas.
Bu Tantalos, Tantalis dediğimiz kral, şimdi Manisa'da yer alan Spil Dağı'nda hüküm süren bir kral. Spil Dağı özellikle efsanevi bir yapıya sahip, görmüşsünüzdür herhalde Manisa'ya gidenler ya da İstanbul'a giderken hani o devasa dağı orada görebilirsiniz. Kral Tantalos Simirna'dan, Simirna dediğimiz biliyorsunuz İzmir, Magnezya'ya, Manisa'ya doğru uzanan Spil Dağı'nda Frigya halkı ile birlikte yaşıyor ve bu bölgedeki halkını yönetiyor. Spilos Dağı aynı zamanda böyle zengin madenlerin bulunduğu efsanevi bir dağ olarak mitolojide yerini almış bir dağdır. Tantalos'un çocukları demiştik. Bu çocuklarından biri Pelops. Daha sonra Yunanistan'a gidiyor. Hani bildiğimiz Peloponez Yarımadası'na da ismini veriyor. Diğer çocuğu ise Niobe isimli kızı da işte bizim şimdi elementi tanıtacağım olayın baş kahramanı diyebiliriz. Tantalos tanrıların sofrasına oturabilen tek insan ve bu meşhur tanrılara inanmıyor. Anadolu'nun tanrıçası var Kibele. Hani bir sürü göğüsü olan Efes'teki müzede falan görmüşsünüzdür. Kibele'ye inandığı için bu Yunan tanrılarını küçük gördüğünden dolayı bu Olimpos tanrılarının dışmına uğruyor ve ona bir ceza veriliyor. Biraz sonra onu açıklayacağım. Buna da Tantalos işkencesi deniyor. Bu mitolojide geçiyor Tantalos işkencesi olarak. Hızım nasıl? İyi midir? Devam ediyorum. İyi hocam. Niobe işte Tantalos ve Dione'nin kızı. Söylemiştik Tantalos'un kızı diye. Niobe Tebes kralı Amfion ile evleniyor ve 6 tane kız, 6 tane de erkek çocuğu oluyor. Şimdi değişik kaynaklara baktığımız zaman bu hikaye yabancı kaynaklarda da çok yer almış bir hikaye. O kaynakların bir kısmında 7 kızı ve 7 erkek çocuğu olduğu söyleniyor. Ve kendisi sürekli böyle kasıntı halde dolaşıyor. Benim işte 12 tane ya da 14 tane çocuğum var diye kimseleri beğenmiyor. Şimdiki Suriyelilerin atası mıdır nedir bilemiyorum artık. O kadar çok övünüyor ki Tebes halkının çok saygı duyduğu Tanrıça Leto'ya kafa tutmaya başlıyor. Sürekli diyor Leto'nun 2 çocuğu var. Sen işte üretken değilsin, benim bir sürü çocuğum var diye. Tanrıçaya kafa tuttuğu için de ileride belasını bulacak. Evet. Tanrıça Leto ise gök tanrılarının kızıdır. Leto Zeus ile birlikte oluyor. Zeus'u biliriz hepimiz, baş tanrı. Zeus ablası hem de karısı olan Hera ile birlikte sürekli. Fakat Hera yani Zeus'un karısı ya da hem de ablası olan kişi Hera, Leto'yu kıskanıyor. Diyor ki sen madem hamilesin diyor, sen güneşin doğduğu yerlerde doğuramayasın. Sana doğum yapmak yasak bu dünyada diye onun doğum yapmasını engelliyor Leto'nun. Bunun üzerine Leto Poseidon'a başvuruyor. Bildiğimiz gibi Poseidon'un 3 uçlu yabası var. Burada resmini de yerleştirdim. Poseidon bu 3 uçlu yabasını denize vuruyor ve denizden yükselen dalgalarla bir kubbe oluşuyor. Yani şey yok, güneş görünmüyor. Ve Delos adasında, bu Mikonos yakınlarındaki bir adada 2 çocuğunu doğuruyor. Artemis ve Apollo. Yani tekrarlarsam Leto Zeus'la birlikte oluyor. Ondan hamile kalıyor. Fakat Zeus'un karısı kıskandığı için sana diyor bu dünyada gün yüzü yok.
güneşin olduğu hiçbir yerde bu dünyada çocukların dünyaya getiremezsin diyor. Ve Poseidon'un oluşturduğu dalgalarla doğum yapıyor ve iki çocuğu oluyor. Artemis ile Apollon. Evet, bunlar Apollon bildiğiniz gibi güneş tanrısı, Artemis kardeşi de ay tanrıçası. Ve çok üzülüyor Leto çünkü bizim Niobe sürekli buna kafa tutuyor. Senin işte ola ola iki tane çocuğun var. Benim işte 12 ya da 14 yayınlara göre bir sürü çocuğum var diyor. Bunun üzerine Leto o kadar çok üzülüyor ki çocuklarını yanına çağırıyor. Bu Niobe'den benim öcümü alın diyor. Bu sırada Niobe'nin 6 oğlu her şeyden habersiz dağlarda avlanmaktayken erkek çocukları öldürmek için Apollon yani güneş tanrısı Leto'nun oğlu görünmez oklarıyla bu 6 kardeşi öldürüyor. Ve hepsi ölüyorlar. Haberi alınca bu kez 6 kız kardeş de gidip o dağa çıkıp kardeşlerini aramaya çıkıyorlar. Fakat dağa çıktıklarında kardeşlerinin ölüleriyle karşılaşıyorlar. Bu sırada da Leto'nun kızı Artemis de kızları öldürüyor. 6 kızı. Böylece Niobe'nin 12 çocuğu da ölmüş oluyor. Fakat onların ölülerini almaya kimse gidemiyor, korkuyorlar. Ve bunların hiçbirisi için de cenaze töreni yapılmıyor. Niobe evlatlarının acısından günlerce ağlıyor, sızlıyor, kendini yerden yere çarpıyor, işte saçını, başını yoluyor. Acısı o kadar çok büyük ki bu korkunç felaketten artık gözleri kuruyor, yaşları akmaz oluyor. Bağırmaktan sesi kısılıyor ve ıssız bir şekilde dağlarda dolanmaya başlıyor. Çocuklarının cesetleri arasında ıssızca duruyor Sibil Dağı'nda. Acısına son vermesi için Tanrı Zeus'a yalvarıyor. Beni diyor bir kayaya çevirir misin? Ve Sibil Dağı'na çıkıyor. Orada kayalar onun etrafını sarıyor. Ve bir şekilde Niobe'yi taşların arasına hapsediyorlar. Niobe'nin 12 evladı için dinmeyen gözyaşları günümüzde hala Manisa'da ağlayan kaya olarak tasvir edilir. Gören arkadaşlarımız vardır. Orada işte şurada şeklini yerleştirdim. İnsan kalıbında bir kaya var. Boynu bükük bir kadına çok benzeyen bu kaya gece gündüz ve yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bile nemli ve ıslak oluyor. Bu hikayeyi biz Homeros'un İlyada destanında da görüyoruz. Şimdi buraya kadar biz mitolojik hikayeyi açıkladık. Acaba bunun bizim elementlerle ne ilgisi var? Şimdi buna geçelim. Niobium dediğimiz yani Niobe isminden esinlenmiş Niobium isimli element 1801 yılında İngiliz kimyacı Hettich tarafından kolumbit mineralini analiz ederken buluyor. Ve bu kolumbitin karmaşık bir mineral olduğunu, içerisinde yeni elementler olduğunu belirtiyor. Bu elementin oksidini elde ediyor ve bu okside de Amerika'nın kaşifi İspanyol denizci Christoph Kolomb'un adına izafeten kolombiyum diyor. Devam edelim. Daha sonra 1802'de İsveçli kimyager Ekebert yine bu kolombit mineraliyle çalışırken yeni bir element buluyor ve buna da tantal adını veriyor. Daha sonra ise bulunan kolombit elementinin adı niobium olarak değiştiriliyor. Şimdi bu isimler böyle kafadan konulmuyor. Onu da belirtmek isterim.
AYUPAC isimli bir uluslararası kuruluş var. Bu uluslararası saf ve uygulamalı kimya birliği diye çevirebiliriz. Burada kabul görür bunlar, bu isimlendirmeler. Dünyada işte her yıl belirli ülkelerde toplanır. Bir zamanlar Türkiye'de de toplanmıştı. Önerilen isimler burada tartışıldıktan sonra elementlere, bileşiklere bu isimler verilir. Niobium, biraz önce işte söyledik, adı önce kolombiyumdu, sonra niobiyuma çevrildi. Atom numarası 41, atom kütlesi 92'dir. Tantalında atom numarası 73, kütlesi 180. Bu iki element kayalarda ve minerallerde birlikte bulunuyor. Ve en önemlisi de fiziksel özellikleri bakımından ve kısmen de kimyasal özellikleri bakımından birbirlerine benziyorlar. Özellikle bunlar çok sağlam elementler. Çok sağlam oldukları için mesela çoğu asitten etkilenmiyorlar. Ondan sonra yüksek sıcaklıklara dayanabiliyorlar ve çok katı haldeler. Yani burada katı dediğim hani dirençli. Bu yüzden elektrik dirençlerinin yapımında da kullanılabiliyor. Ve bunların özellikleri haddelenebilir, yani böyle ezilebilir, bir de çekilebilir, yani tel haline getirilebilen elementler. Şimdi gelelim periyodik cetvele. Bu hepimizin öğrencilik yılında görmüşsünüzdür. Periyodik cetvel kimyasal elementlerin atom numaralarına göre sıralandığı bir cetveldir. Başta da söyledim. Rus Dimitri Mendeleyev tarafından ortaya atılmıştır. Şimdi periyodik cetvele baktığımızda yukarıdan aşağı olan sütunlara biz grup diyoruz. İşte birinci, ikinci, üçüncü grup gibi böyle sıralıyoruz. Soldan sağa olanlara da periyot diyoruz. Şimdi aynı gruptaki elementlerin özellikleri birbirine benzer. Mesela birinci grupta lityum, sodyum, potasyum var. İşte sodyum hani tuzun bir bileşeni. Mesela sodyumla potasyum birbirine benzer aynı grupta. İşte hücrede bunların transferleri olur. Sodyumla potasyum yer değiştirir. İkinci grupta manezyum, kalsiyum, stronsiyum var. Böyle görüyoruz. Şimdi biraz önce söyledim size bu niyobiyum ve tantal isimleri neden bunlara verilmiş dersek. Bakın bunlar şu gruba bakarsak beşinci grupta niyobiyum görüyor musunuz? 41. Altında da tantal var. Bunlar aynı gruba yerleştirilmiş periyodik cetvelde. Ya da bulunan bu iki element özellikleri bakımından birbirine benzediğinden aynı gruba yerleştirildikten sonra isimleri konulmuş da olabilir. Ve bunlar aynı grupta olması demek ikisi de biraz önce söylediğim gibi fiziksel özellikleri özellikle birbirlerine çok benziyor. Kimyasal özellikleri de benziyor. Bu yüzden aynı grupta yer alıyorlar. Evet, böylece periyodik cetvel hakkında da kısa bir bilgi vermiş oldum. Niyobiyum katı bir element ve şurada görüyorsunuz şu aradaki periyodik cetvele bir daha bakacak olursak sol tarafta metaller var, sağ tarafta ametaller, ortadakilerde transisyon metalleri ya da geçiş metalleri dediğimiz yani bunlar görüyorsunuz demir, kobalt, nikel işte gibi, gümüş gibi, palladyum, platin gibi elementler hep transisyon elementleridir. Niyobiyum ve tantalın özellikleri çok benzediğinden tekrarlıyorum. Periyodik cetvelde aynı grupta yer almaktadır. Tekrar başa dönelim hikayemize. Tantalos büyük tanrı Zeus'un oğluydu. Zeus tanrıların sırlarını insanlara verdiği için oğlunu cezalandırmaya karar verdi. Bu işte hani Tantalos işkencesi dediğimiz şey de bu. Resimde görüyorsunuz. Çenesine kadar suyla dolu bir fıçıda yaşamaya zorluyor. Şimdi Tantalos susadıkça oradan eğilip su içmek istiyor. Fakat her seferinde su seviyesini aşağı düşürüyorlar.
ve böylece su içemiyor. Ve Tantalos büyük bir direnç gösteriyor. Aynı bulunan elementlerin asitlere karşı dirençli olması gibi. Yani Tantalos çok dayanıklı bir karakter olduğu için bu yeni bulunan elementleri de bunlara benzetmişler. Böylece birleştirirsek bu anlattıklarımı, bir tanrıçanın gazabı. Gazabı yapan kim? Tanrıça Leto ile klasik mitolojik hikaye iki kimyasal elementin adlandırılmasına neden olmuştur. Tantal ve niyobiyum elementlerinin büyük kimyasal benzerlikleri yüzünden aynı grupta yer alırlar. Aynı Tantalos ve Niobe gibi. Çünkü hani Niobe, Tantalos'un kızı demiştik. Birbirlerine çok benzedikleri için bunlar aynı grupta yer almıştır. Evet, bir daha bakalım şu periyodik cetvelde hatırlamamız için. Bakın burada Niobe, Tantal. Aynı mitolojideki baba ve kızı gibi. Baba aşağıda, kız yukarıda. Belki de işte kız daha küçük olduğu için atom numarası yukarıda yer alıyor. Böylece biz burada iki elementin isimlerinin mitoloji vasıtasıyla verildiğini biliyoruz. Ve genelde dediğim gibi mitolojik karakterler daha çok işte Sipil Dağı'nda geçen bir olay bu. Daha çok İskandinav tanrıçaları ve tanrıları ile ilgili isimler veya işte Finlandiya'da işte yine o İskandinav ülkesi ama oranın da tanrıları ve tanrıçaları konu ediliyor. Ve tekrarlarsam Manisa'daki Sipil Dağı'nda gerçekten bir kadın yüzüne benzeyen ve Niobe ile ilişkilendiren doğal bir kaya vardır. Bu özel kaya diyelim ki biraz da böyle gözenekli bir yapısı var, kireç taşına benzer. Ve bu gözeneklerden özellikle yağmur yağdığında sürekli sular akıyor. Bu da Niobe'nin gözyaşları olarak anılıyor. Şu anda kaç element var dersek, şu anda bulunan 118 tane element var. Bunlardan 94 tanesi doğal olarak bulunuyor. Diğer elementler ise, kalanı ise yapay olarak laboratuvarda üretiliyor. Bunların birçoğu da işte radyoaktiftir. Özellikle belli yarılanma süreleri olduğu için belli süreler sonunda da yok olabilirler. Benim burada söylemek istediğim bu 118 elementten iki tanesinin ismi de ülkemizdeki bir efsaneden esinlenerek verilmiştir. Bu mitolojik öyküyü sizinle paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sıkmadım sizi. Sorular var mı arkadaşlar ya da eklemek Şula hocam, bu elementler verilirken bulan kişi özel olarak kendisi mi saptıyor ismini, yoksa bir jüri veya bir grup veya bir arkadaşlar tarafta oturulup öyle mi isimlendiriyor elementler? Şöyle şurada vermiştim şu AYUPAC diye bir komisyon var, uluslararası kuruluş. Bu kuruluşta isim veriliyor. Önerilen isimler tartışılıyor. Burada karara varılıyor. Yani bulanın özel bir yetkisi yok. Bulan bu olsun diyemiyor. Yok, işte burada tartışılıyor. Her ülkenin kimya dernekleri var. Onlar üyeler. Orada tartışılıyor. Acaba hiç Türk bir şeysi yok mu efendim? Türkülerden efendim kim bulan element falan hiç yok mu çalışmalarda? Yok. Olsa olsa can kurban diyeceğiz. İşte bu iki hikaye var. Ben Manisa'da da görev yaptım. Çocuklara derdim. Bakın arkanızda ne var? Kimse de pek bilmiyor. Bunu ben yurt dışında da anlattım. Yani ilgi çekti. Çünkü Türkiye'yi pek iplemedikleri için. En azından
efsanenin orada geçtiği. Çünkü bir de hep şeyi ben açıklamak isterdim. Yunan mitolojisi falan deniliyor. Ben onu hep Batı Anadolu mitolojisine çevirdim. Hani çünkü bunlar bizim topraklarımızda geçen olaylar veya efsaneler. Evet, Cevat Şakir Kabaağaçlı da Batı Anadolu medeniyeti diyor. Yunan medeniyetini kabul etmiyor. Çok teşekkür Yunan'ım, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? sorusu ya da katkısı olan varsa. Hocam, evet, ben bir soru sormak isterim. Buyurun. Ses çok az geliyor, biraz. Evet, ben bir soru sormak isterim. Buyurun. Manisa'daki Spildoğa nedeniyle, oradaki manyetik alan Magnezya. nedeniyle, evet, magnezya. O yörede psikolojik rahatsızlıkların oran olarak çok farklı biçimde fazla olduğu konusunda bir şeyler okumuştum. Bunu doğruluk payı var mıdır hocam? Valla o hep söyleniyor. Hani espri de yaparlardı. Başka şehirlerde seçerek alın, Manisa'dan tuttuğunuzu götürün diye. Ama yani orada radyoaktif bir takım salınımlar olduğu vesaire söyleniyor ama bilemiyorum yani kanıtlanmış bir şey yok. Bir söylentiden ibaret Peki siz diyebiliyorum ben. hocam Manisa'da yaşadığınızı söylediniz. Evet. Ben çok kısa birkaç gün yaşadım ya da birkaç saat. Havanın bir ağırlığını hissettim ben. Siz de bunu işte, duyumsamış mıydınız? Havada mı? Evet, bir farklı bir ağırlık var sanki. Mesela üniversitenin misafirhanesinde kalmıştık. Çok ağır gelmişti bana havası. Aa, ben şunu söyleyeyim, Muğla'dan sonra her yer kötü gelir insana. Hayır, o zaman Muğla'da yaşamıyorduk. O zaman Muğla'da yaşamıyorduk hocam. Öyle mi? İstanbul'da yaşıyorduk. Evet. Evet. Bilmiyorum, ben pek hissetmedim ama olabilir, bilemiyorum yani. Belki hani bir alerjik reaksiyonunuz varsa. Yok. Bir de son olarak tabii zannediyorum hemen siz konuşmaya başladığınızdan başlayarak dinledim. Bu arada bu toryum elementi nedeniyle bu geçtiğimiz günlerde diyeyim de Engin hocamız olumsuzluk yaşamıştık. O olay üzerine söylemek istediğiniz şeyler olabilir mi? Bu Şimdi toryum Manisa'nın elementi. ilçelerinde toryum yatakları var. Bu daha iç kısımlarında, Demirci'ye doğru giderken oralarda. Ve bu toryum rezervlerinin de oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Hani geçtiğimiz günlerde yıl dönümüydü, bir uçak düştü Onu İsparta'da. Dolayısıyla anımsatmak orada istedim. bizim arkadaşlarım, bir tanesi de benim arkadaşımdı vefat edeni. Toryum yataklarının çok fazla olduğu ve bunun uranyumdan daha etkili bir radyoaktif madde olduğunu biliyorduk. Projelerini yaşatmadılar bildiğiniz gibi. Maalesef işte biz bor yatakları bakımından da dünyanın en büyük rezervine sahibiz. Ama ben bunu daha önce de söyledim. Yani 40 sene önce öğrencilikte bize oraları gezerken söylüyorlardı. Bu rezervlerden biz faydalanmak durumundayız. Şimdi yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışılıyor ama bunun dünya çapında üreticisi olmak bizim için çok yararlı. Nedense bir takım engellerle karşılaşılıyor. Evet, ben de Engin Arık hocayı ve ekibini Evet. anmak istedim. Evet. Teşekkürler, teşekkürler. Allah rahmet eylesin. İşte çok bileni de yaşatmıyorlar maalesef. Çok üzücü, çok üzücü. Evet. Sizler ve yetiştirdiğiniz kimyacılar inşallah ileride daha güzel çalışmalar yaparlar. Evet. Arkamda Saygılar. Madame Curie'nin resmi var, görüyor musunuz? Evet. En sevdiğim kişi olarak
baş köşede duruyor. Evet, evet görünüyor. Evet. Gençlik yıllarımızdan beri zaten. Efendim? Gençlik yıllarımızdan bu yana Madame Curie'ye evet. hayranlığımız vardır. İlk Nobel alan kadın olarak. Evet. Bu da bizim bilim kadınlarımıza, bilim insanlarımıza hocam. Saygılar. Sağ olun. Bizim de ilk kimya profesörümüz olan Remziye Hisar var. O da Madame Curie'nin öğrencisi olmuş. Onun da hayatıyla ilgili İş Bankası yayınlarından bir kitap var okursanız. O da işte önemli kişilerden bir tanesi bizim bilim dünyamızda. Kitabın ismi neydi hocam? Ben çok severim biyografi okumayı. Yani Remziye Hisar'ın hayatı gibi. Şimdi tam hatırlamıyorum ama Remziye Hisar önemli kimyacı. Bu da Feza Gürsev var bilirsiniz. Önemli bir bilim tabii, insanı tabii, öldü. Onun güzel. Annesi aynı zamanda. Evet evet okuduğumu evet. hatırlıyorum. Evet. Bir de kızı var. O da önemli bir psikolog. Evet böyle sayılı insanları değerlendirmek gerekiyor. Onları anlamamız gerekiyor. Ama şu anda günümüzde hani kızlarınızı üniversiteye yollamayın diyenlerin yanında bunlar saygıyla eğilinecek insanlar tabii ki. Neyse ki çok azınlıkta kalıyorlar hocam. Evet. Evet. İnşallah. Başka sorusu ya da katkısı olan varsa mikrofon açabilir. Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Adam o zaman çalıştığı laboratuvar ve laboratuvarın etrafında bulunan hatta onun not aldığı not kağıtlar, masa hala o radyoaktif elementler tarafından bu ışınları yaydığı için sonradan işte kurşunlanmış, kapatılmış, hala yarılanma müddeti bitmeyen elementlerle olduğu için diğer ziyaretçileri de kapalı olduğu şeklinde bir duyum vardı. Doğru mu acaba efendim? Doğrudur. Çünkü işte yarılanma ömrü çok uzun. Milyonlarca yıl olan şeyler de var. Radyoaktif maddeler de var. Ve özellikle bu yarılanma ömründen geriye giderek hani işte bazı tarihi eserlerin yaşları da bu yöntemle hesaplanıyor. Hani mesela İncil bulundu deniyor. Hesaplıyorlar. Mesela o İncil sahte çıkıyor vesaire. Bu tamamen yarılanma ömürleriyle ilgili izotopların sizin dediğiniz gibi. Tabii o kadar farklı yarılanma ömrü olanlar var ki onlar mesela hesaplanmıştır. Bir saat olan var, bir gün olan var, 100 yıl olan var. Bunlara göre tabii ki sürekli ışıma yapanlar zarar verecek. Bildiğiniz gibi işte alfa, beta, gamma ışımaları yapıyorlar. Bunlardan en zararlısı da gamma ışınları direkt böyle delip geçiyor. Ama tabii bunları kanser tedavisinde yönlendirerek kullanmak da önemli oluyor tabii. Her kötünün bir de iyi tarafı var. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Hocam evet. Madame Curie o zaman için bu ışınların kendi vücudu içinde veya insanların vücudunda zararlı olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla evet. parmaklarının raşitizm hastalığı galiba öyle hatırlıyorum. İnceldiği, kemiklerinin yok olduğu, şekillerinin biraz değişik olduğu şeklinde resimleri de vardı galiba öyle hatırlıyorum. Evet yani tamamen işte bilime adanmış bir hayat. Çünkü işte o 1800'lü yılların sonu 1900'ün başı daha radyoaktivite yeni keşfedilmiş. Henry Becquerel işte bir fotoğraf filmini çekmecesinde unutuyor. Üstünde bir uranyum parçası. Sonra orada bir kısmının o fotoğraf plağında değişik bir görüntüye sahip olduğunu görünce onu incelemeye başlıyorlar. Tabii bilim dünyası böyledir. Yani aynı şeyi birçok insan görür ama bazısı ondan bir pay çıkarır. Mesela biz görsek, ben görsem belki de ondan öyle bir sonuç çıkaramayabilirim yani. Onun için herkesin farklı bir bakış açısı var. Onlara yine saygıyla, minnetle anıyoruz. Bize bu günleri yaşattıkları için gerçekten büyük insanlar. Ama işte anlayamamış radyoaktif ışımalar yüzünden kan kanseri olmuş. Şu anda biz de radyasyona sürekli maruzuz. Telefonların, bilgisayarların karşısında. İnşallah onların sonuna uğramayız diyelim.
Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Arkadaşlar ben bir şey sormak istiyorum. Milaslılardan var mı içinizde? Zerrin hocamızın sağlığı nasıldır? Hocam. Evet. Erkek kardeşi İlhan Bey'le iki gün önce konuştum. Esasında Gülden Hanım buradaysa, Sökelioğlu, belki bugün en son konuşmuştur. Zerrin Hanım bir özel hastanede tedavisi devam ediyor. Kalp problemi olduğu için henüz taburcu etmediler. Ama iyiye gidiyor. Fakat hastanede fizik tedavisi devam ediyor. Erkek kardeşi, oğlu gelmişti Amerika'dan. Ben İlhan Bey'le görüşüyorum, haber alıyorum nasıl olduğuna dair. Gidişatı iyiydi. İki gün önceki haber bu. Gülden buradaysa, Gülden hocam, o son haberleri biliyordur. Ama iyi, şimdi iyi durumu. Evet, iyi. Hocam ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Bu tarihi yerler gezilirken, ören yerleri gezilirken, Sardes'e geldiğimizde orada hep oksijenin en fazla, enerjinin, pozitif enerjinin en yüksek yer olduğu diye birkaç kere her yani uğradığımda rehber ya da yaşayanlar söyler. Acaba bu bahsettiğiniz madenlerin çokluğu mu o pozitif enerjiyi yayıyor diye bir soru geldi aklıma. Teşekkür ederim. Onu bilemeyeceğim ama işte Kaz Dağları'nda da oksijen çok iyi deniyor. Datça'da da çok iyi deniyor. Bilemiyorum yani madenler. Tabii bir şekilde etkili, mutlaka ışınlar yayılıyor. Mesela işte termik santrallerin küllerinden de zararlı ışınlar çıkıyor. Radyoaktif ışımalar. Ve biz tesadüfen yaşıyoruz diyebilirim yani. Bir sürü zararlı etkenle bir aradayız. Yani ben bugün kimyayı biraz mitolojiyle yoğurmak istedim. Bilmiyorum artık hoşunuza gitti mi? Her şeye bulaşıyoruz. Şule Hanım, bu mitolojiyle kimyanın bağlantısı çok güzel oldu. Biz Tazelenme Üniversitesi olarak sosyolojiyle daha ilgili, sosyoloji fakültesiyle. Acaba sosyolojiyle kimyanın bağlantısı veya ilişkisi veya bunlardan şey olabilir mi? Evet, var. Bizim öyle bir çalışmamız var Nihat Hoca'yla. Ben kimya tarafını çözdüm, o da sosyoloji tarafını. Bu size gösterdiğim periyodik cetvel var ya, evet. İşte gruplar, şeyler. Bu periyodik cetveldeki yapılara göre biz insanları sınıflandırdık. Yani güzel bir çalışma oldu. Mesela burada işte en sağ tarafta asal gazlar var, biliyorsunuz. Bunlar suya sabuna karışmazlar, hiç reaksiyona girmezler. İnsanları böyle izole insanları bunlara sınıflandırdık. Bu tarafta yedinci grupta halojenler var. Habire elektron alıp verme derdindeler. Bunlar da aşırı sosyal insanlar. Böyle bir çalışmamız var. İsterseniz bir gün onu anlatırım yani. Hocam bunu bekleriz. Bu sunumu bekleriz. Çok güzel görünüyor. Çok güzel şeyler var. Bekleriz böyle bir sunumu. Yani ben artık her şeyi kimyayla açıklamaya başladığım için en ufak şeyde bir kimyasal olay yakalamaya çalışıyorum. Güzel. Evet, anlatırız yani. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlarımızla birlikte olmak bize mutluluk veriyor. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Başka sorusu ya katkısı olan var mı? Ben bir konuda daha bilgisini almak isterim Şule hocamızın. Buyurun. Hocam, bütün Türkiye bir köstebek yuvasına döndü bu maden aramaları nedeniyle. Evet. Ben de aslında Artvinliyim ve en büyük mücadeleyi de bizim Cerattepe
veriyor bu konuda. Artı Kaçkar Dağları ve Karçal Dağları üzerinde de son derece yoğun bir biçimde ruhsat alan maden firmalarının olduğu söyleniyor. Ve bunların çöpme nedeniyle arıcılığın etkileneceği, doğal organik sebze yetiştiricinin etkileneceği söyleniyor. Sizin bu konuda hiç araştırmanız, birikiminiz oldu mu? Ne ölçüde etraflığa zarar veriyor bu maden aramaları ve çalışmaları? Şimdi tabii ki bir kere ağaçların kesilmesi en büyük zarar. Çünkü ben bunu birçok kez de söylüyorum. Bizim yanma ürünlerimiz, bütün reaksiyonlar, evde bir çorba pişirsek bile biz havaya bir karbondioksit veriyoruz. Bu karbondioksit ağaçlar tarafından tutuluyor. Bunu ben öğrencilerime de söylerdim. Yani biz yeşil rengi sevdiğimiz için ağaç dikmiyoruz. Öyle olsa her yeri yeşile boyardık. Onların karbondioksiti absorbe edip oksijeni salması bir kere sağlık açısından çok iyi. Ben bir de bunu vurgulamak istiyorum. Yani rahmetli babamın sözü vardı. Ehemmiyetliyi mühim olana tercih edeceksin derdi. Yani şimdi oradan bir madenden alacağımız artı değerle bir de o madenlerin işte saflaştırılması var. Mesela işte bakır veya altın madeni için siyanürle bu elde ediliyor. Siyanürün çevreye verdiği zarar, onların arıtılması için kullanılan tonlarca su kaybımız var. Oraya sürekli işte onları toparlamak için giden iş makineleri, yıkımlar, hem karbondioksit salınımına neden oluyor, hem ağaçlar yok ediliyor. Aşırı bir trafik. Artvin harika bir yer. O Yusufeli Barajı filan HES'ler evet, okuyoruz hocam, hep ama içimiz kıyılıyor. Burada önemli olan şimdi gidip de bir markete habire üzerinde yerli malı bir kuru fasulye bulmak için uğraşırken orada bir madenin aranması bana çok saçma geliyor. Onun yerine üretime geçmemiz gerekir. Biz evet, bir şey hocam, üretmedikçe... Sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. O kadar çok ruhsat vermişler ki inanılmaz bir şey bu. Bir de hocam şeyi söylediniz hemen ben onun gerçekten filmini de çektim. Bu Muğla, Murgul'daki bakır fabrikalarından o derinin rengi ay inanılmaz çoruha, pislik, kirlilik ve maden akıtıyordu. Şimdi bu diğer şey aramalarda da aynı şey olacak ve o barajlar, o barajlara gelecek o sular. Evet. Mesela şeyde de var, bu Menderes Nehri'nin çevresinde de. Gediz Nehri çevresinde, Manisa civarında, Gediz Nehri'nin çevresinde, Uşak'ta, Menemen'de deri fabrikaları var. Onların atıkları da Gediz Nehri'ne geliyor. Ve o suyla bütün işte üzümler, en belli başlı ürün üzüm orada, hepsi zehirleniyor sulama sularıyla. Bununla ilgili bir sürü rapor yazdık biz orada çalışırken ama maalesef kimse dikkate almıyor. Günlük değil, saatlik menfaatler üzerine işler yürüdüğü için gerçekler maalesef kabul görmüyor. Bu dünya bizim artık, ülkemiz bitiyor, dünya da bitiyor. Bu yağmur ormanlarını bile yakıttılar, kestiler, bitirdiler. Dünya çapında bir vurdum duymazlık var. Yani zaman içerisinde o şeye... bilim kurgu filmlerine benziyoruz. Parası olan gidecek. Başka bir gezegende, kapalı bir ortamda çalışacak. İnşallah bilimin sesine kulak vereceklerdir inşallah diliyorum ben. Efendim, saygılar tekrar, teşekkürler. Teşekkür ederim ben de katılımınız için. Başka sorusu ya da katkısı olan varsa mikrofonu açabilir.
İnşallah güzel günlerde yüz yüze görüşürüz. Birlikte çay kahve içeriz. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler Şule Hocam. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar tekrar. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Herkese mutlu yıllar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi yıllar diliyorum. İyi yıllar. Evet, iyi yıllar. Evet. İnşallah daha güzel bir yılımız olur. İnşallah. İyi yıllar, iyi akşamlar. Mutlu yıllar. Sağ olun. Orada bir güzel ağaç gözüküyor Sevan Hanım. Evet. Evet. Rahatsız etmişsin kimseyi diye. Evet. Herkese iyi akşamlar. Yayını kapatın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.